Yıl 1996. 11 Ağustos 1996 yılında Batı Almanya'dan yola çıkan Batı Avrupalı, Rum ve Yunan 8000 motosikletli Kıbrıs'ta sınırları delip Türk topraklarına girerek Türk bayrağını indirip yerine Rum bayrağı çekeceklerini açıklar. Motosikletlilere Rum Yunan Ortodoks Kiliseleri, Rum Lider Klarides ve Güney Kıbrıs Bisiklet Motosiklet Federasyonu Başkanı Hacı Kostas da destek vermektedir. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır. O yıllarda Kıbrıs'taki Türk birliğinin başında Tamburalı şarjörünü yanından eksik etmediği için Tamburalı Paşa namıyla bilinen Kor General Hasan Kundakçı Paşa bulunmaktadır. Kundakçı Paşa uzun yıllar terörle mücadelede görev yapmış, 1995 yılında o dönemin en büyük harekatı olan ve Kuzey Irak'a yapılan Çekiç Harekatı'nı yönetmiştir. ABD Büyükelçisi sürekli Kundakçı Paşa'ya gelip, motosikletliler sınırınızı geçip bayrak direğinize bir bez parçası asacaklar. Bundan bir şey olmaz diyerek paşayı ikna etmeye çalışır. Kundakçı Paşa hem çok cesur hem çok zekidir. ABD Büyükelçisine "Öyleyse Rauf Denktaş Bey'den izin alın, ben de sessiz kalayım." diyerek ona zekice bir tuzak kurar. Fakat bu tuzağa düşmeyen Büyükelçi, "O zaman Kuzey Kıbrıs'ı tanımış oluruz." diyerek reddeder. Bunun üzerine Kundakçı Paşa, "O halde bizi zorlamayın. Bizim sınırımızı geçmeye kalkan kim olursa olsun kurşunlarım. Onun için sakın sınırda bulunan bayrak direğine çıkıp Türk bayrağını indirmeye ve Rum bayrağı çekmeye yeltenmesinler." çıkışını yapar. Ardından Hasan Kundakçı Paşa kendisine bağlı tüm askerleri toplayarak bir konuşma yapar. Konuşmanın sonunda kurduğu şu cümleler Türk askeri için adeta bir emir görev görmüştür. "Eğer sınırlarımızı bir kişi geçer, bayrağımızı indirirse ben Türkiye'ye dönmem, dönemem." Olayın ciddiyetinin anlaşılmasının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş da Paşa'yı ziyaret ederek "Paşam gerçekten ateş edecek misin? Ölüm olursa zor duruma düşeriz." diye endişesini belirtir. Denktaş, Batı'nın kurguladığı provokasyonu görmüş, olayı silahsız olarak çözmek istemiştir. Ancak Kundakçı Paşa'nın kararlı cevabı son noktayı koymuştur. "Bütün sorumluluk bendedir. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sınırlarımızı deldirmeyeceğim." der. Ve Denktaş da başka seçenek kalmadığına ikna olur. 11 Ağustos 1996 günü işin ciddiyetini anlayan motosikletlilerin yarısından fazlası bu işten vazgeçer. Ortada sadece Rum ve Yunanlılar kalır. Kalan Rum ve Yunanlıların çoğu da sınırdaki olağanüstü Türk askeri varlığını görünce geri planda beklemeyi tercih eder. 14 Ağustos 1996 günü geldiğinde ortada sadece 35-40 fanatik Rum ve Yunanlı motorcu kalmıştır. Bunların da birçoğu ellerine imkan geçse çoluk çocuk demeden Kıbrıs'ta katliama kalkacak zihniyette ırkçı ve kanunsuz insanlardır. Olaylar ilk başta motorcuların sınıra iyice yaklaşarak Türk tarafına taş atma ve taşkınlık yapmasıyla başlar. Ancak daha sonra bir gazetecinin objektiflerine takılan bir fotoğrafı yayınlaması tüm provokasyonu özetlemektedir. Sınırda bulunan, güya barış gözcülüğü yapan İngiliz kuvvetlerine ait bir grup asker, Solomon adlı motorcuyu tenha bir köşeye çekip bayrağı indirmesi için gaza getirdiği açıkça belli oluyor. Bayrağı işaret eden İngiliz askerin zaten EOKA zihniyetinde olan Rum motorcuyu gaza getirmesi uzun sürmüyor. Motorcu, İngiliz askerlerinin arasında kurnazlıkla sınırdan geçip bayrak direğine tırmanıyor. Sınırdan geçip direğe tırmandığı süreçte sigarasını bile söndürmeye tenezzül etmiyor. Ama daha Türk bayrağına dokunamadan Türk askerinin sıktığı kurşunla yere seriliyor. Motorcuya yardım eden iki İngiliz askeri de aynı esnada Türk askerlerince kalçalarından vuruluyor. Olaydan 10 dakika sonra Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı bir Tuğgeneral ve Birleşmiş Milletler Kurmay Başkanı bir İngiliz albay Tamburalı Paşa'nın yanına giderler ve "Sayın Generalim, çok kötü şeyler oldu. Bayrak direğine çıkan bir kişi öldü. İki de İngiliz askeri kalçasından yaralı." diyerek öfkeyle çıkışırlar. Tamburalı Paşa da onlara "Sizi kaç gündür uyarıyorum. Bu işe mani olabilirdiniz, olmadınız." Üstelik o vurulan İngiliz askerleri de motosikletli fanatiği direğe doğru yönelttiler. Engel olabilirlerdi, olmadılar. "Merak etmeyin albayım, biz iki İngiliz askerini uyardık. İsteseydik öldürebilirdik. Sadece uyardık, öldürmedik. Onun için kalçalarından kurşunladık." diyerek cevap verir. Birleşmiş Milletler Kurmay Başkanı albay, "Ölebilirlerdi generalim." diye yüksek sesle konuştu. İngiliz albay küstahlaşınca Kundakçı Paşa odadaki havalı tabancayı alır. Albaya, "Yan taraftaki hedefi yenile." der. Albay şaşkındır ama hedefi yeniler. 25 metreden 5 el ateş eder. "Oku puanları albayım." der. Puanlar okunur. 5 kurşunda 50 üzerinden 49'a isabet edince İngiliz albay şaşırır. Kor General Kundakçı devam eder. "Şimdi anladınız mı? Türk bayrağını indirmek isteyeni şah damarından vurup öldürmek istedik, öldürdük. Sizin iki İngiliz'i öldürmek istemedik, sadece uyardık."